süreçle birlikte yoksa aynı oranda mı? Nasıl sizdeki sonuçlar? Kuzey. Hadi oğlum git içeride yat. Hadi. Kuzey. Ya, dünya işte. Kısmette yeniden sizinle dünür olmak varmış. Ne? Kader diyorum, kaderin önüne geçilmiyor işte. Ay ne olur Allah aşkına, dünya kadar şeyle meşgul kafam. Yani biz hiç eski defterleri açmayalım. Ya mecburen kapatıyoruz o defterleri. Madem önüne geçemiyoruz bu durumun, razı olacağız. Başka yolu yok. Hoş geldiniz Meryem. Ne durumu, ben anlamıyorum ki siz ne diyorsunuz. Gülten Hanım, ben de teslim oluyorum artık. Destek oluyorum çocuklara. Yapacak başka bir şey yok. Ne? Hangi çocukları? Kuzey ile Cemre'yi. Ne demişler? Madem bileği bükemiyorsun, öpeceksin. Çocuklar bizden güçlü çıktı. Bir dakika. Benim gerçekten kafam karıştı. Yani abonda ne oldum? Yani böyle siz bir şey mi ima etmeye, yani bana laf geçirmeye mi çalışıyorsunuz diyeceğim ama. Ya bu saatten sonra ne diyeceğim ki? Allah mesut etsin diyeceğim. Allah tamamına erdirsin diyeceğim. Başka ne diyeceğim? Tövbeler olsun. Cemre o gün öyle konuştu ya bana. O sabah geldiğinde. Bilmiyor musunuz? Cemre bana geldi. Uzun uzun konuştuk. Öyle şeyler anlattı ki içimi dağlayıp gitti. Kuzey'i ne kadar çok sevdiğinden bahsetti. Ben zamanında sevdiği için bütün ailesini karşısına alan bir kadın olarak unuttuklarımı hatırladım. Ay ben vallahi altından bir şey çıkacak diye korkuyorum. Siz iyi misiniz Handan Hanım? Ay ne çıkacak? Madem iş böyle ciddiye bindi, yüzükler alındı. Yani ben ne hissediyorum onu bilin diye anlatıyorum bunları. Bir dakika. Yüzükler mi? Ne yüzük, kime yüzük? Kuzey almış ya işte nişan yüzüklerini. Ne? Ay bilmiyor musunuz? Yo, olacak şey değil. Eyvah. Cemre de bilmiyor o zaman. Yok canım, Cemre bilse bana söylemez mi Handan Hanım? Ben gene pot kırdım. Kuzey demek ki sürpriz yapacaktı. Boş boğazlık ettim. Kuzey'in bütün sürprizini mahvettim ben. Ay çok kızacak. Kuzey'e bak sen ya. Ay inanmıyorum. Ne olur söylemeyin, olur mu? Ya Kuzey bana kızar. Yok söylemem. Cemre'ye de söylemeyin ama. Yok ona da söylemem. Bak Allah'ın adını verdim. Ay tamam Handan Hanım söylemem. Aramızda kalsın şimdilik. Madem ki öğrendiniz, ilk biz kutlayalım birbirimizi. Müzik
ben vaktinizi almayayım, işiniz vardır. Sonra yine konuşuruz. Oldu, görüşürüz tekrar. Güten Hanım. Hava güneşli, sıcak olursa dışarıda yaparız. Değil mi Zeynep? En iyisi olur. Evet, daha güzel olur. Geniş geniş. Çok pardon. Anne, ben seni daha sonra arayayım mı? Sana evlenme teklif edecek. Efendim? Kuzey kız, Kuzey sana evlenme teklif edecek. Yüzükleri almış. Ne? Anne, ne diyorsun? Nereden biliyorsun ki sen? Handan Hanım geldi de az önce o söyledi. Yani daha doğrusu ağzından kaçırdı. Nasıl yani? Kuzey sürpriz yapacak sana. Bak, senin doğum gününe denk getirecek. Cemre annem dediydi dersin. Tamam anneciğim, sonra konuşuruz, olur mu? Çok güzel bir haber aldın galiba. Ağzını toparlayamadığına göre Kuzey ile ilgili belli. Yok, annem bir ev bulmuş da onu söylüyordu. O teklifteki rakamlar kesin değil, onları konuşuruz zaten. Karşılaştığımız yerde bir kuyumcu vardı. Demek oradan aldıysa. Çünkü hatırlıyorum. Bak şimdi fark ediyorum. Biz çarpıştığımızda bir şey düşürdü yere. Böyle hani pin diye ses geldi. Hani metalden gelir ya, öyle bir ses. Ay, kutusu yok muymuş bunun? Elinde mi taşıyormuş bu yüzükleri ha? Sen de yazma şimdi Cemre. Sonuç olarak o yüzük alınmış mı alınmamış mı yavrum? Handan Hanım gözüyle görmüş Cemre. Demek ondan pis pis sırıtıyordu bu. Vazgeçmemiş ama çocuk bak. Hoş, sana iplikten halka da taksa fark etmezdi senin için ama. İyi, aferin, görüyor musun? Yüzük de almış ha. Anne ya, hala inanamıyorum. Cemre, bak ben sana söyleyeyim, kesin senin doğum gününde sürpriz yapacak bu. Aha şuraya yazıyorum Cemre. Gününde burada olmayacağım demişti ama. Ay, şimdi var ya iyice emin oldum Cemre. Çünkü ne yapacak biliyor musun? Senin doğum günde adam gibi evlendi teklif edecek. Bu sefer yani kendi aklıyla gelecek. Öyle güneye kızdı da bilmem ne falan diye değil. Yani tamamen sana olan aşkından gelecek de evlenme teklif edecek. Bak gör. Ay anne, tamam sen de yükseltme beni şimdi. Zaten ayaklarım yerden kesildi. Ay Allah cezanı vermesin. Yüreğim hopladı birden. Kim kullanıyordu? Bak gene göremedim. Görüyor musun? Leyla gibi dikti bunu gözümüzün önüne. Ama hiç aramıyor anne, biliyor musun? Kim? Acaba tam sürpriz olsun diye uzak duruyor belki, öyle mi? Kesin. Yazmıştım ben buraya. Nerede o? Ha işte burada bak. Doğum gününde evlenme teklifi. Anne ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.